Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Eski zamanların birinde, uzaklardan uzak bir diyarda, geniş ve soğuk topraklarda, derin ve karanlık kara ormanın eteklerinde, Karsnovar adında küçük bir köy varmış. Karsnovar'da kışlar sert ve uzun, yazlar ise kısa ve serin geçermiş. Köyün çevresi geniş buğday tarlaları ve gür çam ormanlarıyla kaplıymış. Köyün ortasında taşlarla çevrili bir meydan, meydanın ortasında da berrak sular akan eski bir çeşme varmış. Karsnovar köyü ahşap ve taş karışımı evlerden oluşurmuş. Evlerin çatılarında saman ve sazlar kullanılır, duvarları ise kalın kütüklerden yapılırmış. Bu evler soğuk kış aylarında sıcak olması için büyük özenle inşa edilirmiş. Evlerin pencereleri küçük ve camları kalınmış. Böylece rüzgarın içeri girmesi engellenirmiş. Evlerin büyük demir çivilerle süslenmiş ahşap kapıları bulunur. Bu kapılar köyün zanaatkarları tarafından büyük bir ustalıkla yapılırmış. Köy meydanında bir pazar yeri varmış. Her hafta burada kurulan pazarda köylüler ürünlerini satarlarmış. Meyve ve sebzeler, el yapımı eşyalar, sıcak ekmekler ve taze süt ürünleri bulunurmuş. Bu köyde 18 yaşında cesur ve zeki bir genç olan İvan yaşarmış. İvan yumuk gözlü, tatlı sözlü, cin fikirli bir delikanlıymış. Akşama kadar köyün içinde bir oraya bir buraya koşturur dururmuş. Köyde kimin bir getir götür işi olsa hemen İvan'ı çağırırlarmış. Kimi ormandan kazık getirmesini, kimi tarlaya azık götürmesini istermiş. Genç İvan da hiç kimseyi kırmak istemez, suratını hiç asmadan herkesin yardımına koşarmış. Bütün işleri kuş gibi uçarak yapar, herkesi memnun edermiş. Karsnovar'da günler böyle geçerken bir gün köye kocaman dev gibi bir adam gelmiş. Köy meydanına oturup "Bütün köylüler yanıma gelsin" diye emretmiş. Bu devin adı Vasil imiş. Buna etraf köylerde Dev Vasil derlermiş. Köylüler korkudan ne yapacaklarını şaşırmışlar, çaresizce Dev Vasil'in yanına gitmişler. Karsnovar köyünün bütün insanları devin etrafında toplandıktan sonra Dev Vasil konuşmaya başlamış. "Ey Karsnovar köyünün halkı, ben Kara Orman'ın deviyim" demiş. "Ve sizden hakkımı almaya geldim. Çevre köylerin halkı ekip biçtiklerinden ellerine ne geçiyorsa yarısını bana veriyorlar. 4 tavuğu olan ikisini, 2 ineği olan birisini bana getiriyor. Söyleyin bakalım, bugüne kadar siz neden hakkımı getirip bana vermediniz?" Karsnovar köylüleri Dev Vasil'in bu sözleri karşısında ne cevap vereceklerini bilememişler. Bütün köylüler korkudan tir tir titremeye başlamışlar. Kimse cesaretini toplayıp da Dev Vasil'e iki çift laf edememiş. "Senin bu yaptığın haraç almaktır, haksızlıktır, yolsuzluktur. Zavallı köylünün alın terini çalmaktır" diyememiş. İşte tam bu sırada genç İvan bir iş için gittiği karşı köyden geri dönüyormuş. Köylülerin kocaman dev gibi bir adamın etrafında toplandıklarını görünce hemen o da onların yanına gitmiş. Dev Vasili köye misafir olarak gelmiş, iri yarı bir adam zannetmiş. Hemen saygıyla eğilip selam vermiş, elini öpmüş. "Hoş geldin amca" demiş.
Amma da kocamanmışsın sen. Belli ki yeryüzündeki bütün yağlı yemekleri, balları, börekleri sen yemişsin. Dev Vasil, genç Ivan'ın bu senli benli tavrına çok öfkelenmiş. Birden kayalık dağlara çarpan rüzgarlar gibi haykırmış ve öfkeyle ''Alın şu bastı bacağı karşımdan, şimdi leblebi gibi ağzıma atıp onu yutuvereceğim.'' demiş. Köylüler hemen genç Ivan'ı alıp bir köşeye götürmüşler. ''Evladım'' demişler, ''sen onun kim olduğunu biliyor musun?'' O kara ormanın acımasız devi, haydut, dev Vasil'dir. Hiç koca bir devle böyle konuşulur mu? Onun yediğine içtiğine karışılır mı? Ona hep evet efendim, tabii efendim, haklısın efendim, sen nasıl istersen öyle olsun efendim demek lazımdır. Bak sen devi nasıl kızdırdın. Şimdi senin yüzünden bize yapmadığı kötülük kalmayacak. Dağları başımıza yıkacak, evlerimizi darmadağın edecek. Tam bu sırada Dev Vasil yine öfkeli öfkeli bağırmış. İçinizde aktan karadan anlayan biri var mı diye sormuş. Karsnovar köylüleri Dev Vasil'in ne demek istediğini anlayamamışlar ve aval aval onun yüzüne bakmaya devam etmişler. Bunun üzerine dev daha da öfkelenmiş ve öfkeli bir sesle bunlara bağırmış. ''Aranızda okuma yazma bileniniz var mı?'' diye soruyorum. ''Siz ne laftan anlamaz insanlarsınız böyle?'' Bunu duyan genç Ivan hemen beklediği köşeden fırlayıp atılmış. ''Dev amca, yoksa siz okuma yazma bilmiyor musunuz?'' diye sormuş. Dev Vasil, genç Ivan'ın bu sözlerini ondan beklemiyormuş. Ayrıca okuma yazma bilmediği için ne cevap vereceğini o anda bilememiş. Oflayıp puflamaya başlamış. Kızıp bağırsa köylülerin bunu anlayacağından çekinmiş. O yüzden alttan almış. ''Şu delikanlının yeni yetmenin düşündüğü şeye bakın hele'' demiş. ''Koskoca bir dev hiç okuma yazma bilmez mi? Sizler dururken ben neden okuyayım? Bu olacak şey midir? Haydi kim okuma yazma biliyorsa gelsin de şu benim vereceğim defteri bir bir okusun.'' Bunun üzerine köylüler arasından okuma yazma bilen birisi korka korka ön tarafa doğru birkaç adım ilerlemiş ve Dev Vasil'in yanına gelmiş. Dev Vasil elindeki bir defteri ona vermiş. Bu defterde bütün köy halkının adı ve ne kadar malı, ne kadar tarlası, hayvanı olduğu yazılıymış. Köylü defterde yazılı olanları bir bir okumaya başlamış. Sonunda bütün defteri okuyup bitirince Dev Vasil, ''Ey Karsnovarlılar, görüyorsunuz değil mi? Malınızı mülkünüzü sizden daha iyi biliyorum.'' demiş. ''Sakın beni kandırmaya çalışmayın. Hepiniz kazancınızın yarısını bana vereceksiniz. 100 kilo buğdayı olan 50'sini, 5 keçisi olan 3'ünü, 3 ineği olan 2'sini bana verecek. Eğer siz kendi rızanızla vermezseniz, ben hakkımı sizden zorla alırım. Hem de size hiçbir şey bırakmadan. Bundan sonra seçimi siz yapın.'' Karsnovarlılar sahip oldukları malların hepsinin Dev Vasil tarafından bu kadar iyi bilinmesine çok şaşırmışlar. Çaresizce boyunlarını büküp kaderlerine razı olmuşlar. Ama onca zorluklarla çalışıp kazandıklarını Dev Vasil'e verecekleri için de içten içe çok üzülmüşler. Dev Vasil bu arada ayağa kalkıp etrafına şöyle bir bakınmış ve ''Şimdi bana bir delikanlı vereceksiniz.'' demiş. Bu delikanlı hem bana hizmetkarlık yapacak
hem de sizin köyünüzdeki benim hakkımı toplayıp bana getirecek. Benim her köyden böyle bir hizmetçim vardır. Hadi içinizden benimle birlikte gelecek bir genç seçin. Dev Vasil'in bu sözleri karşısında köylülerin hepsi birbirlerine baka kalmışlar. Deve kimi verelim diye kara kara düşünmeye başlamışlar. Sağa bakmışlar, sola bakmışlar, akıllarına kimse gelmemiş. Eğer boş bulunup da hapşırmasaymış, akıllarına genç Ivan hiç gelmeyecekmiş. Ama aksilik bu ya, Ivan öyle bir hapşırmış, öyle bir hapşırmış ki Dev Vasil bile o kocaman gövdesiyle yerinden oynamış. İşte bunu gören yaşlı bir köylü, ''Sayın Dev, işte size istediğiniz gibi bir hizmetçi. Ona iş buyur, sonra da keyfine bak.'' demiş. Dev Vasil biraz mırın kırın etmiş ama başka biri bulunamayınca sonunda Ivan'a razı olmuş. Onu hemen almış ve köylülerin yüzüne bile bakmadan kara ormanın yolunu tutmuş. Şatosuna ulaşınca onu birçok hizmetçi karşılamış. Kimi kapıyı açmış, kimi üstündeki hırkayı almış, kimi de buğday çuvalından daha büyük olan çizmelerini çıkarmış. Dev Vasil divana boylu boyunca uzandıktan sonra uşaklarına emirler yağdırmaya başlamış. ''Çabuk olun, bana bir yorgunluk kahvesi getirin, sonra iki kuzu kesip pişirin, İki çuval undan da ekmek yapın. Akşam yemeğine güzel bir sofra donatın. Haydi çabuk olun.'' Hizmetçiler hemen koşuşmaya başlamışlar. Kocaman siyah bir kazanda kahve pişirmişler. Kazan kadar büyük bir fincana koyup Dev Vasil'e götürmüşler. Dev adam kahvesini öpürdete öpürdete içmiş. Sonra biraz kestirmek için sağ tarafına dönmek istemiş. Biraz kıpırdayınca birden büyük bir acıyla yerinden fırlamış. ''Amanın, yetişin, bacağıma bir şey battı, acısı ta ciğerlerimi yaktı.'' diye inlemiş. Şatodaki bütün uşaklar Dev Vasil'in yanına koşmuşlar, hemen etrafına bakmaya başlamışlar. Peki bula bula ne bulmuşlar dersiniz? Zavallı Ivan'ı. Meğer Dev Vasil Ivan'ı yanında getirirken sağ tarafına dönmek isteyince de zavallı Ivan'ı neredeyse eziverecekmiş. Ama Ivan cebinden hiç eksik etmediği çuvaldızı devin bacağına batırınca canını böylece kurtarmış. Dev Vasil de acıyla yerinden fırlayıp inlemesi de işte Ivan'ın ona batırdığı bu çuvaldız yüzündenmiş. Dev Vasil canını yakanın Ivan olduğunu görünce öfkeden deliye dönmüş. Tam Ivan'ı yakalayıp onu döveceği, belki de canını alacağı sırada Ivan bütün gücüyle koşup kaçmaya başlamış. Merdivenlerden inip avluya çıkmış. Kıvrak bir şekilde şatonun duvarına tırmanmış ve sonunda en yüksek kulenin tepesine çıkmış. Uşaklar Ivan'ın çevik hareketlerini ağızları açık bir şekilde seyretmişler. Az sonra devin haykırışı ile kendilerine gelmişler. ''Ne aval aval bakıyorsunuz? İndirin şu çıyanı kulenin tepesinden. Haydi durmayın, çabuk olun.'' Uşaklar Dev Vasil'in öfkelendiğini görünce çok korkmuşlar. Hemen kuleye tırmanmaya başlamışlar. Ama birçoğu daha kulenin yarısına kadar bile tırmanamadan geriye düşmüşler. Bunu gören diğer hizmetçiler de vazgeçmek zorunda kalmışlar. Dev Vasil kuleye kimsenin çıkamayacağını anlayınca güzellikle konuşup genç Ivan'ı ikna etmeye çalışmış. ''Evladım, orada ne işin var?'' demiş.
Bak düşüp bir yerini kıracaksın. Haydi in oradan aşağıya. Hadi benim akıllı, genç delikanlım İvan. Yanıma gel de seninle birlikte yemek yiyelim. O kadar güzel yemekler var ki, şimdiye kadar bu kadar lezzetli yemek yememişsindir. İvan genç bir delikanlıymış ama öyle kolayca kandırılacak olan insanlardan değilmiş. Dev Vasile kurnazlıkla cevap vermiş. Dev amca, inmeyi kabul ediyorum ama bir şartım var demiş. Eğer bana değirmen taşı büyüklüğünde bir ekmek yapıp o ekmeği buraya atarsan, ben de onu burada yer, öylece aşağı inerim. Ama ekmeği kendin yapacaksın ha. Ben başkalarının yaptığı ekmeği yemem. Dev Vasil, genç İvan'ın şartını kabul etmiş. Homurdana homurdana ekmek teknesinin başına oturup hamur yoğurmaya başlamış. Değirmen taşı büyüklüğünde bir ekmek yapıp fırında pişirmiş. Sonra ufak parçalara ayırarak kulenin tepesindeki genç İvan'a fırlatmış. İvan, ekmeklerin hepsini yiyip bitirmiş. Sonra aşağıdaki deve seslenerek, ''Daha doymadım.'' demiş. ''Bunun üstüne bir de kuzu eti isterim. Ama kuzuyu kendi elinle kesip kızartacaksın.'' Dev Vasil sinirden küplere binmiş ama bu şartı da sonunda kabul etmiş. Bir kuzu kesip pişirmiş, sonra bir kısmını İvan'a fırlatmış. Genç İvan kuzu etini de bitirdikten sonra ''Şimdi de çok susadım, bana çeşmeden erekte su getir.'' demiş. Uşaklar hemen mutfağa koşmuşlar, büyük bir elek getirmişler. Dev Vasil çeşmenin başına gidip eleğe su doldurmaya başlamış. Fakat su eleğin deliklerinden akıp gidiyormuş. Epey uğraştıktan sonra suyu dolduramayacağını anlamış. O anda aklına bir fikir gelmiş. Eleğin altını çamurla sıvamış. Sonra da içine biraz su doldurup kuleye atmış. Fakat elek daha kuleye ulaşmadan devrilmiş ve içindeki su dökülmüş. Bunun üzerine genç İvan, ''Su içmeden asla aşağıya inmem, su içmeden asla aşağıya inmem.'' diye tutturmuş. Dev Vasil bakmış ki İvan kolay kolay aşağı inmeyecek, uşaklara bağırmaya başlamış. ''Siz aval aval bakmaktan başka bir işe yaramaz mısınız? Haydi düşünüp bir çare bulun da şu belalı delikanlıyı aşağıya indirelim.'' Uşaklar düşünmüşler, taşınmışlar, biraz da kaşınmışlar ama bir çözüm yolu bulamamışlar. Cin fikirli İvan aşağıdakilerin çaresizce kıvrandıklarını görünce, ''Dev amca, evde senin bir sürü küpün vardı ya, onları üst üste koyup bana su getirebilirsin.'' demiş. Dev Vasil bu fikri çok beğenmiş ve hemen hizmetçilerine, ''Çabuk bana küplerimi getirin.'' diye emretmiş. Hizmetçiler hemen içeriye koşmuşlar ve bütün küpleri taşımışlar, getirmişler. Sonra eleğe de su doldurulmuş. Dev küpleri yavaş yavaş üst üste koyup üzerine çıkarak kulenin başına ulaşmış. Fakat en üstteki küpten kuleye atlayayım derken birden küpler devrilmiş. Dev Vasil de yukarıdan hızla yere düşmüş ve bir daha yerinden kıpırdayamamış. Genç İvan acılar içinde inleyen Dev Vasil'in ayağa kalkamadığını görünce kuleden inip Karsnovar köyüne doğru koşmaya başlamış. Köye ulaşır ulaşmaz başından geçenleri bir bir köylülere anlatmış. Dev'in artık onlara hiçbir kötülük yapamaz halde olduğunu söylemiş. Karsnovar köylüleri başta İvan'ın anlattıklarına inanmak istememişler. Fakat İvan sonunda bin bir güçlükle köylüleri inandırmış. Böylece herkes eline bir sopa almış ve İvan önde, köylüler arkada kara ormanın yolunu tutmuşlar.
Köylüler sonunda gelip şatoyu basmışlar. Can çekişmekte olan dev Vasili güçlükle kocaman arabasına yüklemişler. Sonra da atları dehleyerek dağlara doğru yol almışlar. Yaralı dev Vasili dağların derin, ulaşılmaz bir yerinde bırakmışlar ve onu orada terk ederek geriye dönmüşler. Böylece köylüler dev Vasil belasından kurtulmuşlar. Bundan sonra genç Ivan devin şatosunu gezerken karanlık bir zindanda esir edilmiş köylü kızlarla karşılaşmış. Zindanın taş duvarları arasında demir parmaklıkların ardında köylü kızlar hüzünle beklemekteymişler. Bu kızlardan biri de güzeller güzeli Maria'ymış. Maria uzun zamandır devin esiri olarak burada tutuluyormuş. Uzun altın sarısı saçları ve derin mavi gözleriyle Maria zindanın karanlığında bile parlayan bir ışık gibiymiş. Genç Ivan zindanın kapısını açıp kızların hepsini serbest bırakmış ve Maria ile birlikte köye geri dönmüş. Maria kendisini kurtaran genç Ivan'a aşık olmuş. Ivan da zaten ilk gördüğü anda Maria'ya vurulmuş. Bunu anlayan köylüler Ivan ve Maria için dillere destan bir düğün hazırlığı yapmışlar. 7 gün 7 gece süren büyük bir düğün için köyün meydanında 40 büyük kazanda 40 çeşit yemekler yapılmış. Köy meydanında yapılan bu düğünde herkes bu güzel yemeklerden yemiş, şarkılar söylemiş, danslar etmiş. Meydan çiçeklerle ve renkli bayraklarla süslenmiş. Masalarda en taze ekmekler, en lezzetli yemekler ve en tatlı meyveler varmış. Herkes en güzel kıyafetlerini giymiş. Ivan ve Maria köylülerin duaları ve alkışları eşliğinde evlenmişler. Düğün boyunca müzik hiç susmamış, köylüler geceler boyunca dans etmiş ve kutlama yapmışlar. Artık Ivan devin şatosunun ve topraklarının sahibi olmuş. Hanımı Maria ile birlikte bu toprakları adaletle yönetmişler. Köylülere adil ve eşit bir şekilde toprak dağıtmışlar. Herkesin refah içinde yaşamasını sağlamışlar. Dev Vasil'in şatosu artık korku dolu bir yer olmaktan çıkmış, adaletin ve huzurun merkezi haline gelmiş. Ivan ve Maria köylülerle birlikte çalışarak onlarla birlikte toprağı işlemiş, köye yeni evler yapmışlar, köyü büyütmüşler. Günler gelmiş, günler geçmiş. Gelen yıllar içerisinde Ivan ve Maria'nın 2 çocuğu olmuş. Kız olan çocuklarının ismini Anastasia, erkek olan çocuklarının ismini ise Sasha koymuşlar. Anastasia, annesi Maria gibi güzelliğiyle tanınırmış, altın sarısı saçlarıyla köydeki herkesin sevgilisi olmuş. Sasha ise babası Ivan gibi cesur ve zekiymiş. Köylülerin dertlerini dinler, onlara yardım etmeye çalışırmış. Ivan ve Maria çocuklarıyla birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürmüşler. Karsnovar köyü de Ivan ve Maria'nın adil yönetimiyle gelişmiş ve büyümüş. Köylüler Ivan'ı haksızlıklara karşı koyan kahraman olarak anmaya devam etmişler. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.